Türkiye'ye Deccaliye saldırıyor. Bu net, açık görülüyor. Ve 150 yıl önceki planı bir an önce uygulamaya çalışıyorlar şu an. Yani Türkiye'nin güneydoğusunu koparmak, İstanbul'u ayırmak, İzmir'i ayırmak, Antalya bölgesini ayırmak, Karadeniz'i ayırmak, Türk milletini de İç Anadolu'da toplamak, adamların aklı fikri bu. Ve İngilizlerin devleti Türk milletinden nefret eder. Yüzlerce, binlerce belgeyle ispat ediyoruz. Bu açık. Ve hükümet candan bir tavırla, devlet terbiyesiyle, devlet bütünlüğünü, millet bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumak için devlet terbiyesinin gereği olarak özenli bir çalışma yapıyorlar. Şimdi böyle bir çalışmanın içindeyken devlet ve hükümet zor durumdayken birileri ortaya çıkıp hükümetin şevkini kırmaya kalkarsa, askerin, polisin şevkini kırmaya kalkarsa, milletin zihnini bulandırmaya kalkarsa bu normal vicdanlı bir insanın yapacağı bir şey değildir. Ucuz kahramanlık yapılacak zaman da değil. Ya ucuz kahramanlık yapacaksa zamanı hiç değil. Dolayısıyla dürüstlük adı altında, samimiyet adı altında Türk milletine, Türk devletine esaslı zarar verecek açıklamalar yapmak, halkı olumsuz yönde provoke etmek, askerin şevkini kırmaya kalkmak, bunlar çok yakışıksız, vicdana uymayan hareketler. Aklı başında her Müslümanın, her Türk evladının şu dönemde yapacağı şey, hükümete en azından bu konuda, yani Türk devletinin, Türk milletinin bütünlüğü, birliği konusunda var gücüyle samimi destek göstermesidir. Hükümeti seviyorsun ve sevmiyorsun, fark etmez. Ama Türkiye'nin bölünmesini istemiyorsan, bir facia istemiyorsan, milletin mahvolmasını istemiyorsan, hükümetin candan ve samimi aldığı tedbirleri durdurmaya kalkmayacaksın. Bilakis bütün gücünle, bütün samimiyetinle destekleyeceksin.